Başbuğ Mısır konusunda kalalım. Ee, Suriye noktasında da aslında Mısır'ı geniş bir şekilde konuştuktan sonra bağlarsak çok daha e, net bir şekilde olacak belki de. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın Türkiye'ye olan tutumu Mısır'la Türkiye arasındaki ilişkiler noktasında değişme gösterir mi? E, ben Mısır'la önümüzdeki dönemde ilişkilerin e, daha iyiye gideceğini bir kere e, rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü e, Biden geldiğinde dikkat edin. Trump'tan geri kalan ne varsa hepsini yıktı geçti. Bütün denklemleri bozdu. Bir tek şeye dokunmadı Biden, İsrail'e. Yani Trump'ın Kudüs başkenttir ve İsrail'in şu anki pozisyonda <laughs> katmış olduğu o katma değeri aynen korudu. Ama onun haricinde Suudi Arabistan'dan tutun, işte körfez ülkeleri dahil bütün o dengeleri değiştirecek. Yani adeta o Trump'ın izlerini silme gayretiyle yeni bir sürece evrildi bütün coğrafya Biden'ın bu politikaların neticesinde. İşte bu durumda bence bütün devletlerde bir yeniden hesap yapma derdine girdi. Yani bir anda Suud'da, bir anda Birleşik Arap Emirlikleri'nde, Mısır'da yeni arayışlar, yeni oluşumları ben bu açıdan değerlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Ancak şu da bir gerçek. Devletler arası ilişkilerde sürekli düşmanlık, sürekli dostluk olmaz. İlişkiler olur. Bu esastır. Yani devletler arası hep ilişkilerin devamı esastır. Türkiye hatırlayalım, ee, bu özellikle dış politikada yeni atak kalktığında hep şu sloganı başlık yaptı: "sıfır sorun komşularla". Şimdi bu komşularla sıfır sorunu biz uygulamaya çalıştık, ama hani az önce bir tarihi perspektif çizdik, dedik ki e, devletlerin e, bazı e, devletlerin rejimleri farklı ilişkilerde olduğu için istediğiniz sonucu elde etmeniz zaman alıyor veya imkan olmuyor. Şimdi bu açıdan baktığınızda ben Türkiye'nin bu politikasında herhangi bir değişik olduğunu asla düşünmem. Yani biz hala bütün o coğrafyadaki özellikle yakın komşularımız ki Mısır'da ben Libya ile birlikte denizden komşu bir ülke olarak görüyorum ki devletimiz de zaten böyle adlandırıyor. Ben o e, stratejinin bu ülkeler için de geçerli olduğunu düşünürüm. Bakın az önce İsrail'i konuştuk, Filistin'i konuştuk ve burada bir İslam İşbirliği teşkilatından dem vuruldu. Şimdi bu gerçekten 57 ülkenin Oluşumu ve çok kuvvetli bir birlik. Birleşmiş Milletler'den sonra neredeyse en kuvvetli yapılanmalardan biri. Fakat şu ana kadar sahada herhangi bir aktif e, icraatını göremedik. Neden? Çünkü o bahsettiğim e, sıkıntılardan dolayı. Şimdi Ahmet Necat dün enteresan bir açıklama yaptı. E, yeni dönemde e, İran'a tekrar adaylığını koyacak olan bir kişi. Ve Suudi Arabistan, İran ve Türkiye isterse bölgedeki bütün denklemleri değiştirir dedi. Şimdi bu gerçekten önemli bir tespit ve doğru bir tespit. Yani bugün İran'ın, Suudi Arabistan'ın, Türkiye'nin pozisyonu, o bahsettiğim İslam İşbirliği Teşkilatı'nda ana aktör devletler. Ben buna bir dördüncüyü eklemek gerektiğini şiddetle Hangi savunurum. Ülke? Mısır. Mısır. Şimdi Mısır e, hem bizim politikalarımız gereği Orta Doğu'nun hem de Afrika'nın kesişim noktası. İki coğrafyada da Aktif varlık sürdürebilecek bir devlet. Bakın e, tarihi hatırlamak lazım. Nasır döneminde ile birleşerek Birleşik Arap Cumhuriyetini kuran bir devlet Mısır ve Arap dünyasında liderliği kabul edilebilecek bir ülke. Fakat e, maalesef Mısır bana göre şu ana kadar o hakkını ve o imkanı iyi kullanmadı. Neden? Çünkü tarihe baktığınız takdirde hep uygarlıklar var. Yani Çin bir uygarlıktır, e, Pers, İran bir uygarlıktır. Türk uygarlığı, hatta Hint uygarlığı. Ama bir Amerikan uygarlığından bahsedemezsiniz. Ne bileyim diğer o 200'e yakın devlet var. Birçok devletin uygarlığından bahsedemezsiniz. Ama Mısır da bir uygarlıktır. Hem de çok köklü. Yani 1517'den beri Osmanlı'da 400 yıl kalmış ve gerçekten coğrafyanın şekillenmesinde ciddi payları olmuş bir coğrafyayı konuşuyoruz. Ve Mısır şu an bana göre Afrika'nın Amerika'sı. Yani Dinamosu 100 milyon yakın bir nüfus ve ciddi de bir ekonomik gücü olan bir devlet. Ve bu Yalnız devlet şöyle bir sıkıntısı var. Para para yok. Yatırım yapacak parası yok. İşte o sıkıntıyı Amerika'da. yani ben onun yatırıma ihtiyacı var. E, haklısınız komutan. Yani yatırıma ihtiyacı var. var. İşte Türkiye de bu yatırımı yapmak için e, bana göre hazır durumda. Fakat Mısır'ın tek şanssızlığı O yüzden mi bu zaman? Peki. Şöyle iki tane kırılma noktası yaşadık biz Mısır'la ilgili. Bana göre bu süreci çok değiştirdi. değineceğim ama şunu vurguladıktan sonra şimdi Mısır e, Kral Fuat ilk İngiltere'den bağımsızlığını alan kişi. Onun haricinde tamamı Cumhurbaşkanlarının, devlet başkanlarının asker kökenli. Hep darbeyle gelmiş kişiler. Sisi'ye kadar da bu böyle geldi. Bana göre Mısır işte o kaderi değiştirecek, o tarihi misyonun da ağırlığını sahaya yansıtacak şansı Mursi ile yakaladı ama olmadı. Sisi bir darbeyle İş başına geldi. Bu Türkiye'nin Mısır'la bu süreçten dolayı bütün köprüleri atacağı anlamına asla gelmez. Bakın ben e, Mısır'la ekonomik anlamda e, çok ciddi dört tane ana aktör yapılanmadan bahsedeyim. Türk-Mısır İş Konseyi son toplantıyı Kahire'de yaptı 2013 yılında Ki çok aktif e, faal bir yapıydı. Yine Türk-Mısır İş Formu. Yine bu 2012'de Ankara'da son toplantısını yaptı. Ortak komite kuruldu. Dört tane büyük toplantı yapıldı. Ve gerçekten de yani hem Afrika'ya hem bölgeye aynı zamanda Mısır ve Türkiye'ye çok katkısı olacak bir süreç başlatıldı. Gene bu Arap Baharı döneminde sektiği uğradı kaldı. Yine yüksek düzeyli ticari istişare mekanizması kuruldu. Bunun da çok ciddi toplantıları yapıldı. Ve bunlar hep sekteye uğradı bu Arap Baharı'ndan dolayı. Şimdi Hani dediniz ya hangi alanlarda başlar işbirliği diye. Dikkat edin biz Mısır'la ilişkilerin düzelip düzelmeyeceği konusunda tartışırken şöyle bir resmi açıklama geldi. İstihbarat anlamında ilişkiler sürüyor dediler. Ne demek bu? Ne demek biliyor musunuz? Şimdi Mısır bir uygarlık kabul ama dediğim gibi rejimle tabanı kopuk olduğu için bana göre coğrafyada ciddi sıkıntılar yaşayan bir ülke konumuna düştü. Ve Mısır son dönemlerde özellikle Amerika'nın, İsrail'in ve hatta Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesiminin bir takım oyunlarına geldi. Bakın Mısır'la aslında bizim ilk kopmanımız bana göre şurada gerçekleşti. Türkiye ile yaşanan gerginlikten sonra da açılan boşluk mu doldu acaba? Öyle mi olabilir? Şöyle, mesela Mısır daha önce Güney Kıbrıs Rum kesimine bir toplantıya katıldı. Toplantının konusu da şu, Dış Rumlar Konferansı diye sürekli her yıl yapılan bir geleneksel hale gelmiş toplantı var. İlk defa Mısır çağrıldı ve gelenek dışı her katılımcıya söz hakkı verildi. Diğer katılanlar kimler? Yunanistan zaten baş aktör. İsrail, Amerika. Burada her büyükelçi sıfatındaki kişi doğrudan Türkiye'de falan Yunanistan'ın kışkırtmasıyla güney Rum kesiminin o toplantıda oluşturduğu hava nedeniyle bu Doğu Akdenizle ilgili Türkiye'ye hedef alan bir takım söylemlerde bulundular. Daha ortada fol yok, yumurta yok. Ve orada Mısır haddini aşan cümleler kurdu. Bu Akdeniz'le ilgili. Fakat işte o gün içerisinde, zaman içerisinde, özellikle de Hafter konusunda çok kullanılan Mısır, bana göre yavaş yavaş bölgedeki oluşumları da değerlendirerek e, yaptığı hatayı anlamanın arifesini diye değerlendiriyorum. Bakın Mısır'da az önce iki tane... Değişime uğrayan, değişime sebep olarak düşündüğüm iki tane kritik olaydan bahsettim. Mısır açısından bakarsanız Süveyş kanalındaki kaza, Türkiye açısından bakarsanız işte Güney Kıbrıs'ın Yunanistan'da yapmış olduğu anlaşmada Türkiye'nin haklarını gözetmesi. Bu iki konu Türkiye ile Mısır'ı yaklaştıran ana konulardı. Peki neden Süveyş kanalındaki o kaza diye adlandırdım? Çünkü Mısır, dünya deniz ticaretinin yüzde 12'sinden gelir elde eden ama aynı zamanda yöneten bir ülke. Şimdi bu İsrail uzun süredir bu Süveyş Kanalı'na bir alternatif yaratmanın peşinde. Elat bölgesi, Akabe Körfezi'nde ve sonu Kudüs'te bitecek bir hattı hem demir, hem deniz hem de hava yolu oluşturmanın Peki. arayışı içerisinde. Ve burada da finansör Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır bunu büyük bir ihanet olarak algıladı. Bunu doğrudan da dillendirdi. Bu beni arkamdan hançerlemektir dedi. Peki. Ve işte bu yeni oluşum esnasında Mısır'ın e, Türkiye ile olan yaklaşmasını ben doğal karşılıyorum çünkü biz hemen yanı başında bir Libya örneği var. Bakın Libya. Türkiye ile işbirliğinden dolayı ciddi kazanımları elde eden bir ülke konumunda. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da şu ifadeyi kullandı: İşbirliğinden Mısır da çok karlı çıkacaktır. Kesinlikle. Ifadesi. Şimdi ne konuşuldu noktasını sorduk orada. İlerleyen dönemde de açıklayacağız dedi liderler ama çok karlı çıkacaktır o zaman bazı noktalarda uzlaşı sağlanacak değil mi bunu mı? İşte istihbarat anlamında biz Mısır'a bana göre şu an Afrika kıtasında Türkiye büyük bir açılım peşinde. Bu açılımın içerisinde istihbarat da var. Bakın hatırlayın İtalyanlar Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan kaybolan vatandaşın yardım istedi. Bütün Afrika kıtasında tarihi bağları da kullanarak çok ciddi bir açılım içindeyiz. Siyasi, ekonomik, askeri. Ve e, biz bu açılım içerisinde e, Afrika ile ilgili rakam vereyim. 2002'de 12 olan büyük elçilik sayımız şu an 42'ye ulaşmış durumda. Fransa'da bu durumdan çok rahatsız zaten. Kesinlikle yani 54 ülke var Afrika kıtasında <laughs> ve elçiliğimiz 10'du bilerek ihmal edilen bir kıtaydı FETÖ ihanetinden dolayı. Şu an 36'lara 40'lara dayanmış durumda. <laughs> Türk havayolarının uçmadığı yer yok. Şimdi biz 144 ülkeyle dostluk ilişkileri kuran bir yapı oluşturduk. Bunun içerisinde Afrika ülkeleri de dahil. Bunun içinde Mısır da dahil. Şimdi Mısır Sudan'la büyük bir demiryolu proje peşinde deniz yapısı çok uygun. 13 tane büyük liman peşinde ve Pekin Paşa'mın da ifade ettiği gibi paraya ihtiyacı var. İşte Türkiye bu anlamda istihbari anlamda bu bilgileri paylaşarak Mısır'la üzerine oynanan oyunları ve neler kazanacağını ifade ederek bana göre ilk hata yaptı. Biz Libya'yla önce olumlu bir kart uzatıyor ve onun da karşılığını bekliyor. Şimdi bekliyoruz. Türkiye bekleme aşamasında. O zaman bunu mu anlıyorum? Çok kısaca Sayın Bayraktar'a e geleceğim. Bekleme aşamasından çok biz şu an süreci hızlandırmanın, hızlandırmanın aşamasındayız. aşamasındayız. Libya'yla neyle başladık? Siyasi, askeri ve ekonomik ilişkiye döndü. Mısır'da fark ne? Önce siyasi, sonra ekonomik ilişkiler ilerleyecek. Bunun arkasından askeri ilişkiler Aslında gelir mi? mi? Bana göre gelir. Çünkü masaya hani argot abiyle bir dördüncü lazım. Suudi Arabistan, İran, Türkiye'nin yanına bir de Mısır'ı katarsanız bu coğrafyada bütün denklemler değişir. Öyle mi sayın Bayraklı? İki iki cümle konuşalım. Tabii konuşabilir şimdi e, Sayın Karakuş çok kısaca bir cümle sayın Bayraklı'yı çok uzun süredir beklettim. Çok kısaca alayım. Tabii tabii. Yok ben kusura bakmayın. Sadece şunu söylemek istiyorum. Bakın ee, Mısır hep e, biz Osmanlı'dan başlatırız her şeyi. E, bu tabii ki doğru bir yaklaşım değil. 1517 Osmanlı'nın efendim Mısır'ı alışıdır. Halbuki halbuki Tolunoğulları 850 yılında Türk devletini kurmuştur Mısır'da. Arkasından İshidi Türk devleti, arkasından Memlük Türk devleti, efendim arkasından e, Çerkezler efendim Türkler tarafından Mısır'a davet edilmiştir. Memlük devletinin içerisinde Çerkezler yöneterek efendim bir şekilde Osmanlı'ya geçmiş. Daha sonra Kavalalı Mehmet Ali Paşa 1956 kral Faruk'un efendim yönetimden devredilmesi, devrilmesidir. 850'den 1956'ya kadar Türkler tarafından yönetilmiş. Bugün halkı da bu sıkıntıyı zaten şu şekilde görmekte yavaş yavaş Mısır halkı da Müslümanlıktan değişik bir şekilde uzaklaşmakta. Firavun halkı da var çünkü orada Kıptiler. Efendim, Firavun halkı da büyük yekün tutuyor. Yüzde yirmi civarında nüfusu. Onların bir kısmı Hristiyan. Ve bu şekilde şu anda Mısır halkının tabanında da belirli ölçüde değişim içerisinde. E, Türkiye ile Söylediğim gibi Türklerle münasebeti bin yılı geçtiği için bu bin yıllık münasebet Efendim bir yerde e, tabanda yeri var Mısır'da. Onu da göz önüne almak lazım. Şöyle evet. Yani şey Memlük Devleti'nin ee, adı lazım. Devleti Türkiye'ydi Bakın Osmanlılar şöyle, Türk adını kullanmıyordu ama Memlükler 1240'tan 1517'ye kadar şöyle, orayı yönettiler ve adları Devleti Türkiye'ydi Yani Türk Devleti'ydi. Sayın Pekin buyurun siz de ekleyin. Tamam, yani, Sayın Bayraktar'ın sözünü şöyle kesmemek şey adına bakın. buyurun, buyurun siz de ekleyin. Şöyle bir şey, şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, evet, e, Mısır e, gerçek konumuna e, Kavala Mehmet Paşa döneminde ya yani o, o dönemde yapılan şeylerle gelmiş, e, reformlarla gelmiştir ve hatta tanzima şey falan da e, tanzimat falan da oradaki yapılanlardan örnek almıştır. E, Önce onu söyleyelim. İkincisi, e, yine e, en son galiba Hidiv İsmail Paşa e, döneminde de çok büyük şeyler yapamıştır. Ama Mısırlılara gittiğimiz zaman, bakın en son gördünüz belki televizyonda, e, Firavunların cenaze e, cenazelerinin, mumyalarının e, yeni müzeye taşınması konusu, şey Kayra dışında bir müzeye taşınması konusunda e, çok büyük bir gösteri yaptılar. Mısır tarihini Firavunlarla başlatıyor. Yani onun için e, ona da dikkat etmemiz lazım. Yani e, Mısır'ın tarih anlayışı Türklerle değil sadece. Yani bir onlarla klesi... başlıyor ve böyle başlatıyor. Yani karşımızdakinin ne olduğunu anlamak açısından. Yo, yo, söylüyorum. Bu Orta, Orta Doğu'da Orta yani, penilislerin... Demek istediğim demek istediğim ta tarihi belirtmek istedim. Yani birisi 1517. Biz hep hep 1517 Osmanlı'yı görürüz. Halbuki 850 yılında başlamış. Onu söylemek istedim. Doğru. Biraz biraz evvel de sizin söylediğinizi söyledim. Yani ne dedim? Kıptilerin yani Firavunlardan gelenlerin şu anda bir güç kazanması var. O da %20 civarında. Bir kısmı büyük bir kısmı da Hristiyan. Onu söylemek istedim zaten. Bu zaten Ortadoğu'da aynen ben em... tasdik etmiş oldum. Em...